Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Riyazu Salihin okumalarına devam ediyoruz. Başlığımız yalan söylenebilecek yerler. Evet, e, 1552. Eee An Ümmü Kulsum radıyallahu anha semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Yekulu diyordu. Leysel kezzab yalancı değildir. Ellezi o kimse yuslihu ıslah eden, düzelten beyne arasını, ennası insanların arasını. Fe yenmi hayran. Buradaki yenmi yani artırmak maksadıyla hayrını, hayrını artırmak veya niyet etmek maksadıyla hayra, hayra niyet için insanların arasını düzelten kimse yalancı sayılmaz. Ve yekulu hayran. Tabi hayır niyetiyle hayrını artırmak için e, konuşurken de ne konuşarak yine hayır konuşarak e, yani hayırlı sözlerle zaten zade müslim fi rivaye e, müslim diyor buna şunu ekledi kalet ve mekulsum velem esma'ahu duymadım yurahhisu ruhsat verdiğini yani Peygamber Efendimizin ruhsat verdiğini fi şeyin bir şeye mimma yekulun nas insanların söylediği bir şeye yani yalan söylediği bir şeye illa dışında fi selasin şu üç yer dışında el harbe savaş sırasında evet burada yalana ruhsat vermişti vel ıslaha beynen nas insanların arasını ıslah etmede yani barıştırmada düzeltmede ve hadisir racule bir adamın imraetehu yani karısına e, yalan söylemesi ve el mer'ati zevceha ve bir e, kadının da kocasına söylemesi niçin yine aralarını bulmak için yani boşanmamaları e, için geçimlerini düzeltmek için eşler arasında yalan söylemeye ruhsat verilmiştir. Tabi yine onun da sınırı ne? Hayırlı sözler söyleyerek. Bilinçli ve doğru konuşma. Bununla ilgili evvela ayet-i kerimeler verecek. Vela tekfu peşine düşme ma leyse olmayan leke senin bihi hakkında ilmun. Hakkında bilgin olmayan şeylerin peşine düşme. Yine diğer ayet ma yelfiğû bunun kökü nedir? Lafızdır yani söylemez ki min kavlin bir söz hiç kimse bir söz söylemez ki illa mutlaka ledeyhi onun yanında rakibun bir gözetleyen atidun hazır hazır bir gözetleyen melek olmasın yani onu kaydeden bir melek olmasın 1553 ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki Kefa bilmer bir kimseye yeter kediben yalan olarak en yuhadite söylemesi bi kulli ma semi'a yani her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. 1554 ve an Semure radıyallahu an قال قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men kim hadese söylerse anni benden e, bir hadisin bir söz yara ennehu kezibun. Yani yara bildiği, gördüğü ennehu onun kezibun. Yalan olduğunu gördüğü bir, bir söz söylerse fehu ve o ehadu biridir. El kadibin yalancılardan biridir. 1555 ve an esma radıyallahu anha ennem ra bir kadın diyor. Kâlet e, dedi ya Resulallah inne benim e, li bakın benim şüphesiz darratan ne? kuma demek. Evet bir kumam var. Fehel aleyye benim için mümkün olur mu? Bakın fehel aleyye benim için olur mu? Cunahun günah olur mu? İn teşebbatu teşebbatu yani övünmek için eğer bakın in eğer teşebbatu ee, övünmem için min zevci eşime e, gayra ellezi yu'tini bana verdiği nin e, ellezi gayra gayra yani bana verdiğinin dışında e, yani bana vermediği bir şey için övünsem kime övünsem kumama yani eşim bana bir şey vermemiş ama ben vermiş gibi ona övünsem bana günah olur mu diyor. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki El müteşebbi övünen kimse bima lem yu'ta kendisine verilmeyen bir şeyle hani verilmiştir diyerek övünen kimse kelabisi sevbey zur bu sevbey Araplarda bir kalıp ifade bir deyim bakın altta açıklamada ne diyor Cahiliye devrinde bazı kimseler saygın ve itibarlı görünmek için bilhassa şahitlik yaparken başkasının gösterişli elbiselerini giyer, halkın arasına öyle çıkarlarmış. Bu şekilde giyinenlere labisi zur yani yalan elbisesi giyinen denilmiştir. Evet, kelabisi sevbey zur yalan elbisesi giyinen sevbey elbise demek, zur yalan demek yalan elbisesi giyinen gibidir buyurdu. Yalancı şahitlik hakkında e, ayet-i kerimede ne buyuruyor? teni bu kaçının kavle zur yalan sözden kaçının veya yalan şahitlikten. Ve la tekfu ma leyse leke ilim az önce geçmişti. Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Yine ma yelfizu min kavlin bir söz söylemez ki illa mutlaka ledehi yanında rakibun atid gözetleyen hazır biri yani melek olmasın. İnne rabbeke mirsat şüphesiz Rabbin gözetlemededir. Bakın bir mirsat gözetleme yeri demek. Vellezine la yeşhedun zur <laughs> onlar o müminler yalana şahitlik etmezler. 1556 ve an Ebi Bekre radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ela unebbiukum size haber vereyim mi? Bi ekberil kebair. Yani günahların en büyüğünü. Kulna dedi ki bela. Evet ya Resulallah haber ver. Kale buyurdu ki el işraku billah Allah'a şirk koşmak ve hukukul valideyn ve anne babaya isyan etmek. Hukuk ne? Anne babaya isyan. Ve kâne müttekien ee, evet yaslanmış idi. Fecelese oturdu. Yani yaslandığı yerden doğruldu. Fekale buyurdu ki Ela dikkat edin ve kavlu zur. Yalan söz ve şehadetü zur ve yalana şahitlik. Yani yalan şahitlik. Yalancı şahitlik de büyük günahlardandır. Fema zâle, devam etti. ruha Bunları yani söylemeye, tekrar etmeye devam etti. Hatta kulna Hatta öyle ki biz dedik leytehu keşke o sekete sussa dedik. Yani o kadar çok tekrar etti. Ee, i̇nsanlara ve hayvanlara lanet etmemek. 1557 An Ebi Zeyd Sabid İbni Tahhak El Ensari radıyallahu an ve huve min ehli Bey'atir Rıdvan. Evet, Rıdvan Beyatine katılanlardandı. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men halefe kim yemin ederse, ala yeminin, bir yemin üzere, bi milletin gayril İslam, yani İslam milletinden olmayan, e, İslam'dan başka bir millet adına yemin ederse, e, İslam'dan buradaki milleti ne anlayacağız? din olarak anlayacağız. İslam'dan başka bir din adına yemin edersek, kâdiben, yalan yere, müteammiden, kasıtlı olarak, fehuve ve gâle, o, o dediği yerdendir. Yani o dediği, kema dediği gibidir. Buradaki dediği gibidir derken, yani artık o yemin ettiği dindendir, buyurdu. Ve men nefsehu bi şey'in, kim kendini, bakın kendi canını, bir şeyle katlederse uzzibe bihi onunla azap görür. Yevmel kıyame kıyamet günü onunla azap edilir. Ve leysa ala raculin ve bir adama yoktur. Ala raculin bir kimse üzerine yoktur. nezrun bir adak yoktur. Fima şeyle la yemlikuhu. Yani mülkü olmayan, sahip olmadığı bir şeyle bir adama adak yoktur. Yani kişi bir şeyi adayacaksa onun sahibi olması gerekir. Ve la'nul mümini, mümini lanetlemek, ke katlihi, onu öldürmek gibidir buyurdu. 1550 8 ve an Ebu Hureyre radıyallahu an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki la yenbagi yakışmaz uygun olmaz li sıddıkın sıddıka e, yani Allah ve Resulü tasdik eden birine en yekune la'anen en yakune olması, bakın yakışmaz, la'anen çokça lanet edici olması. 1559 ve an ebi derda radıyallahu an kal قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yakunu la yakunu el la'anun bakın lanetçiler, buradaki çokça lanet edenler, la yakunu olmazlar, şüfea'e yani şefaatçi olamazlar ve la şuhada ve şahit de olmazlar yevmel kıyamet kıyamet günü. 1560 an Semur bin Cündeb radıyallahu anh قال قال sallallahu aleyhi ve sellem la telanu bil anetillah. La telanu bakın birbirinizi. Buradaki şu uzatan elif birbirinizi manası verecek. Birbirinizi Allah'ın lanetiyle ne yapmayın? Lanetlemeyin. Ve la bi gadabihi ve onun gazabıyla ve la bin nar ve onun ateşiyle yani cehennem azabıyla lanetlemeyin buyurdu. 1561 Kuan İbni Mes'ud radiyallahu anh قال. kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leysel mü'minu bitta'an mü'min e, değildir. Bakın leyse değiller. Ta'an e, dil uzatan. Hani e, diliyle ne yapan? Ona buna hakaret eden. Dil uzatan. Velel le'an ve çokça lanet eden. Velel fahiş ve işte fuhuş konuşan. Fuhşiyattan bahseden. Ahlaksızca konuşan. Velel bezi. ile fahiş aynı manada. Bezi müstehcen konuşan müstehcen, küfürlü konuşan mümin böyle biri değildir. 1562 an Ebi Derda radıyallahu anh قال. kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel abde kul izâ le'ane şey'en bir şeye lanet edince bakın le'ane lanet ettiği zaman sa'idat yükselir el lanetu lanet ile sema Göğe yükselir. Yaz ağzından çıkan lanet göğe yükselir. Fetuleku kapanır. Ebuabu sema yani göğün kapıları du yani ona karşı, o lanete karşı kapanır. Son ve sonra tehbitu iner il arz o lanet yere iner. Fetuleku ebvabuha ebuabuha du neha yerinde kapıları tuleku kapanır. Du neha ona karşı. Sümme sonra tehudu yeminen ve şimalen yani sağ solu e, tutar yani sağa sola yönelir o lanet. Fe lem tecit bulamazsa me'san girecek bir yer Racaat gider döner ilel lezi'l lanetlenenet gider. Fe in kana ehlen lizalik eğer buna ehil kimse ise yani lanete uygun biri ise lanetse uğrar. Ve illa değilse raca'at ila qailiha. Evet lanetlenen kimse o lanete uygun değilse o zaman söyleyene gider. Yani o lanet eden kimseye o lanet uğrar. 1563 ve an İmran İbnül Husayn radıyallahu anhuma Beynama sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'dı esfârihi. Yani seferlerinden birinde. Esfâr ne? Seferler, ba'dı, bazı yani. Bazı seferlerinde veya seferlerinde birinde bulunduğu sırada. Ve emra'atun bir kadın minel ensar. Ensardan ala nâkatin deve üzerinde bulunan bir kadın. Fedajirat kızmıştı, bıkmıştı. Neyden? Yani devesinden bıkmıştı ha bunun üzerine onu lanetledi. Demek ki devesi yavaş gidiyor. Onu lanetledi. Fe semi'a bunu duydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Feqale buyurdu. Huzu alın ma üzerindekini yani o deven üzerindekileri ve ve onu bırakın. فإنها, çünkü o mel'unetun lanetlenmiştir buyurdu. İmran, İmran dedi ki, feke enni eraha. sanki onu görür gibiyim, yani o deveyi, el an, şimdi temşi yürüyor, finnas, insanların içinde, ma ya'ridu ahadun, kimse ona ilişmiyor. Bakın ya'ridu, ilişmek demek. Deve artık diyor, insanlar arasında lanetli olduğu için kimse ona karışmıyordu. 1564 ve an ebi berze, ee, nadlete bni ubeyd el eslemi radıyallahu anh kal, ama carihatun ala naqatin. Ee, evet diyor bir genç kız deve üzerinde e, bulunduğu sırada aleyha ki o deve üzerinde de ba'du meta'il kavm işte toplulum eşyalarından bir kısmı vardı. If e, basurat bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, ne yaptı Basura e, yani ra'a gördü e, bin nebi ee, yani peygamberi gördü. Ee, ve sallallahu aleyhi ve sellem ve yaka ve e, ne yapmıştı? Tada sıkışmıştı. Yani izdiham olmuştu. Bihim, e, o e, el cebel e, bu bir harfiyle geliyor. Yani onlar, o kavim, o topluluk bir dağ, dağda veya bir dağ geçidinde e, ne yapmışlardı? Sıkışmışlardı. E, i̇zdiham olmuştu. Fekalet dedi ki hal hal burada haydi manasında Allahum mel anha haydi yürü demek ki devesi gitmiyor haydi yürü dedi gitmeyince de ne dedi Allahum mel anha Allahu ona lanet et dedi. Feqala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tusahibna bize eşlik etmesin naqatun deve Aleyha lanetun yani üzerinde lanet bulunan bir deve, lanet okunan bir deve bize eşlik etmesin buyurdu. günahkarlığı telin etmek, lanetlemek. Ela iyi bilin ki lanetullahi Allah'ın laneti ala zalimin zalimler üzerinedir ayeti kerime. Fe ezzene seslendi müezzinun bir seslenen beynahum aralarında el lanetullah. Allah'ın laneti alel zalimin zalimler üzerinedir diye seslendi. 1565 ve sebete fi sahih sahihte sabit olmuştur. Yani, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuştur. Lanallahu Allah lanet etsin el vasilete. saç e, ne yapana ekleyene yani peruk takana. Vel mustavsile ve taktırana. Ee, şimdi burada e, vasile. Bakın aşağıda bir açıklama var. Gerçi orada söyleyecek. Yani şehvet, tahrik amacıyla. E, özellikle kadınların, işte erkeklerin şehvetini çekmek amacıyla yapması. Yoksa bir hastalık durumu filan hariç. Ve ennehu yine kal buyurdu ki Allahu Allah lanet etmiştir. Akeler riba faiz yene. Buradaki laneyi la hem etmiştir hem de etsin şeklinde anlayacağız. Çünkü mazi fiiller yerine göre dua, dilek manasına da gelir. Dolayısıyla faiz yiyene Allah lanet etsin veya etmiştir. Ve ennehu yine le'anel musavvirin. Musavvir ne? E, tabii ki heykel yapanlar, resim yapanlar. Buradaki resimlerinde kasıt yine ee, şirk man, e, manasında e, veya Allah'a meydan okurcasına gibi e, bir niyetle diyeceğiz. Ve Yine demiştir, buyurmuştur. Allahu Allah lanet etsin men gayyara değiştirene menarel arz arzın menarını ey yani hududaha sınırlarını. Yani bir arsası var. E, o arsayı veya bir tarlası var. O tarlanın sınırlarını değiştiriyor ona da Allah lanet etsin diyor. Ne için değiştiriyor? Başkasının hakkına girerek. Ve ennehu kal, yine Peygamber Efendimiz buyurdu. Le'anallahu sarika, Allah çalana yani hırsıza, yesrikul beydata. Beyde yumurta yani yumurta bile çalsa, burada hırsızlığa alışacağı için ona da diyor Allah lanet etmiştir. Ve ennehu kal, yine buyurdu. La'ane <laughs> Allahu Allah lanet etmiştir men la'ane valideyhi anne babasına lanet edene. Ve la'ane Allahu Allah lanet etmiştir men zebaha li gayrillah. Yani Allah'tan başkası adına boğazlayana yani kurban kesene. Ve <laughs> ennehu yine buyurdu ki men ahtese fiha kim yeni bir şey icat ederse bu dinde yani bidat çıkarırsa hadesen bakın yeni bir şey uydurma bir şey ev ava muhtesen veya bidatçıyı yani uydurma dine bir şey ekleyeni ava e, barındıran kimseye de Allah lanet etmiştir fe aleyhi onun onun üzerinedir lanetullahi Allah'ın laneti vel melaike meleklerin ve nasi ecmain ve bütün e, insanların laneti ve ennehu kal yine buyurmuştur Allahümmel an Ri'il e, kabilesini ve Zekavan ve Usayye. Bu üç kabileyi Allah'ın ne diyor? işte lanetine uğrat. Bunlara lanet eyle. Asavullâhe Allah'a isyan ettiler ve Rasûlehu ve Rasûlüne isyan ettiler. Bu üç kabile o bir maune olayında Müslümanları şehit eden kabileler. Ve hadi bu selâthu kabail bu üç kabile minel Arap Araplardandır. Ve ennehu Yine buyurmuştur. Le'anallahu'l yehud. Allah lan e, Yahudiye de lanet etmiştir. İttehadu edindiler kubura enbiyaihim. Peygamberlerinin kabirlerini mesacit yani mescitler edinen Yahudilere de Allah lanet etsin veya lanet etmiştir. Ve ennehu yine buyurdu le'anel müteşebbihine kendini benzetenlere de Allah lanet etsin. Miner rical erkeklerden bin nisa kadınlara benzetenlere. Vel müteşebbihat ve benzeten kadınlara minen nisa kadınlardan bir rical kendini erkeklere benzeten kadınlara da Allah lanet etmiştir veya lanet etsin. Ve cemiyu hadihil elfaz. Bütün bu lafızlar fiz sahih, sahih de, sahihtir veya sahih eserlerdedir. Ba'duha fi sahih buhari ve'l-Müslim ve ba'duha fi ahadihima. Bazıları ikisinde de geçiyor, bazıları birinde geçiyor diyor. Müslümana hakaret etmenin e, günahı, e, bunu burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah devam ederiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.